Engelli birey, toplumu oluşturan bireyler tarafından engellenen bireydir. Ne anladık bundan? Tekerlekli sandalye kullanan bir çocuk veya bir görme engelli veya bir işitme engelli evinden çıkıp okula gidemiyorsa sorun nedir sizce? Tekerlekli sandalyeli birisi evinden çıkıp okula gidemiyorsa, ben yürüyerek gidiyorum, adım atarak gidiyorum. Ama o tekerlekli sandalyesiyle evden çıkıp okula gidemiyor. Sizce engel nedir burada? Çevre şartları. Mimari çevre şartları. Koşullar yetersiz, yine mimari çevre şartları. Yani mimari engellerdir arkadaşlar. Aramızda bir fark yok aslında. Birimiz adım atıyoruz, birimiz tekerlekli sandalye sürüyoruz. Birimiz bastonla, beyaz bastonla hareket ediyoruz, birimiz yürüyoruz. Mimari engelleri kaldırırsak aramızda bir fark yok. Veya farklı algı kapasitesi olan otizmli, Down sendromlu, hiperaktiviteli, dikkat eksikliği, algı bozukluğu, iletişim sorunu gibi sorunlarla mücadele eden veya gelişen çocukların mevcut eğitim sistemine dayatılması da yanlıştır. Algı kapasitelerine göre eğitim uygulanması gerekir. O da onlara konmuş bir eğitim engelidir aynı zamanda. Birazdan bunların örneklerini de görüyor olacağız. Yani engellilik bireyden bahsediyorsak engellenen bireyden bahsediyoruz. Mimari engellerin varoluşunun sebebi kim? Bakalım kimmiş? Sabredelim. Engel sınıflarını da iyi tanımlamak gerekiyor. Görme engelli bireyler, işitme engelli bireyler, konuşma engelliler, ortopedik engelliler, Down sendromlular, zihinsel engelliler, mental sorun olanlar. Farklı gelişim gösteren bireyler. Arkadaşlar, dijital çağdayız, teknoloji çağındayız. Bütün hayatımızı teknoloji yönetiyor. Test yaptık biz. Bir saat telefonlarını aldık insanların. Paniğe kapıldılar. Bütün hayatımızı dijital çağ yönetiyor. Bütün var olan, psikiyatride, psikolojide var olan bütün şeyler aslında yok sayılır. Ben de bu arada sosyoloji öğrencisiyim İstanbul Üniversitesi'nde. Çünkü sesel pedagojiyi Türkiye'de açabilmek için sosyolojiyi bitirmem gerekiyor. Şimdi Durkheim, Hegel vesairenin falan o zamanki düşünceleri bugünle hiçbir alakası yok. Bütün eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor. Çünkü dijital çağda yaşıyoruz. Çocukların farklı gelişme sebebi iPad'ler ve bilgisayar oyunları. Çocukların farklı gelişme sebepleri babaların ve annelerin çocuklarıyla doğru iletişim kurmuyor olmalı. Çocukların farklı gelişme sebebi, eve geldim yorgunum hocam, o oyalansın diye verdim iPad'i, iPad de oynuyor, ne yapayım? Çocuğu sanal bir dünyaya itiyorsun, daha büyük bir kötülük yapamazsın zaten. Anne babalığı doğru bilmiyor olmamız, sizler de anne baba vardır aranızda veya...